Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından havuzlu çıkarma gemisi olarak ihaleye çıkarılan ve daha sonra havuzlu helikopter gemisine dönüştürülen proje, en son olarak çok maksatlı amfibi hücum gemisi olması kararlaştırılmıştır. TCG Anadolu, adı verilen geminin inşasına Tuzla Sedef Tersanesi'nde başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde liman testlerine başlanan TCG Anadolu, Sedef Tersanelerinden ayrılarak ilk kez seyir testlerine başladı. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi projesi kapsamında üretimi gerçekleştirilen TCG Anadolu gemisi, 232 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe sahip. TCG Anadolu'nun yüksekliği ise 58 metre. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için, Havelsan tarafından geliştirilen Advent Gemi Savaş Yönetim Sistemi ile birlikte, yine yerli savunma sistemleri ile donatılacak. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda üretilen TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecek. Bilindiği gibi Baykar şirketi, TCG Anadolu pistinden kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Baykar, Türkiye'nin ilk jet motorlu insansız hava aracı Kızıl Elma içinde kısa pistten kalkış özellikleri için çalışmalarını sürdürmekte. 27 bin ton deplasmanı ile Türkiye'nin sancak gemisi olacak olan TCG Anadolu, kıtalar arası görevlerin yanı sıra, acil durumlarda hastane olarak kullanılabilecek özelliklere de sahip. Savunma sanayindeki diğer güncel bilgilerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.